İSKA Grup, Gökhan Karakaş'la Açık Denizleri sunar. Mavinin her tonunu yüreğinde hissedenler, akıllarında hep maviye çıkmak için çözüm yolu arayanlar, merhaba, hoş geldiniz Açık Deniz programına. Bugün yine ağırlıklı denizi konuşacağız, doğayı, tabiatı konuşacağız ama biraz da tarihi konuşacağız. Çünkü aslında bir kadın belgeselci var karşımızda, tarih konularını işleyen bir kadın belgeselci var. Deniz tarihimizin bilinmeyenlerini hatırlatmak ve kamuoyuna tarihten, geçmişten mesaj almayı, anlamlandırmayı hatırlatmak için çabalayan Hayriye Savaşçıoğlu bizimle birlikte. Onunla Anadolu'ya coğrafi olarak çok uzak ama tarihimizle yakından ilgili Japonya'ya kadar gideceğiz. Evet. Yani Güneş'in ülkesine gideceğiz Hayriye ile birlikte. Ben kendisi hakkında fikir sahibiyim ama öncelikle onu kendi cümleleriyle Açık Deniz izleyenleri bir tanısın. Ne kadar güzel övgüdülü başladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Mimar Sinan Sinema Televizyon'da eğitim aldım. Orada çok saygıdeğer hocalarım oldu. Lütfü Hoca'nın, Ömer Lütfü Hoca'nın, Akat. Metin Erksan'ın, evet. Ömer Lütfü Akat'ın, Metin Erksan'ın, Halit Refik'in, Memduhi'nin öğrencisi olma şansım oldu. Sonrasında da TRT'de kameramanlık eğitimi aldım ve ben yıllarca, yaklaşık 10 küsur yıl haber kameramanı olarak çalıştım özel kanallarda. Kesişmiş yollarımız. Evet, bunun çok avantajını yaşadım açıkçası belgesellerimi çekerken. Sonrasında yaklaşık bir 10 yıldır da belgeseller üzerine belgesel çekiyorum. Yapımcılık ve yönetmenlik yapıyorum. Son dönemde de daha çok tarih odaklı Birinci Dünya Savaşı çalışıyorum özellikle. Birinci Dünya Savaşı dönemi çok ilgimi çekiyor ve o hikayelere yoğunlaştım diyebilirim. Çok güzel. Gazeteci olmak, haberci refleksiyle bir şeyler üretmenin de önünü açıyor. Evet, tabii ki. Ortak paydamız, ortak paydamız da bu. Evet. Çok memnun oldum. Peki belgeselci olmak, geçmişten günümüze köprü olmak için enerji sarf etmeyi gerektiriyor. Mutlaka. Yani mutlaka. Enerjinizi 87 yıl önceki bir konuya odaklanarak ve tozlu arşivlere girerek, eldiven alarak, gerekirse biraz kağıt hurda karıştırarak günümüze taşımayı gerektiriyor. Peki bir iletişim yöntemi olarak neden belgesel? Şöyle oldu aslında belgesel. Şimdi tarihle ilgili konuları ben öğrencilik yıllarımda çok merak etmiyordum. Hı-hı. Biliyorsunuz hepimiz böyle çok klasik, ezbere dayalı bir tarih eğitimi handikapımız Zahire Hanım. Maalesef. Evet. Fakat üniversite yılları başlayınca biraz tarih kitabı okumaya başladım ve aslında tarihimizde ne kadar önemli hikayeler olduğunu, ne kadar dramatik hikayeler olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu belgeselleri yapmaya başladığımda da bu hikayelerin aslında hepimiz tarafından bilinmesi gerektiğini fark ettim. Yani bizim hepimizin aldığı o tarih dersleri aslında bizim yakın tarihimizi bile, 100 yıl öncesini bile aslında bilmemizi sağlamadı. Bizim bu belgesellerle bunları bir şekilde yeni nesillere özellikle anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de ufak tefek dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı çalışıyorum ve o döneme dair bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Eşgüdümlü bir soru gelsin mi? Olur. Neden Birinci Dünya Savaşı? Birinci Tahmin ediyorum ama Türkiye'nin katıldığı en kanlı savaş olduğu için, Çanakkale, Kafkasya, Galiçe cepheleri olduğu için. Çok çok farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda ve farklı bir takım ülkelerle girilen bir savaş söz konusu. Ve işte Cumhuriyet'in kuruluşunun aslında temellerinin atıldığı bir süreç. 1919 ile başlıyor biliyorsunuz, milli mücadelenin başladığı. Ve bizim aslında bir Çanakkale'miz var. Dünyaya Mustafa Kemal'e Atatürk yapan. Evet, tabii. Evet. Dünyada aslında bir milletin neler yapabileceğini dünyaya gösterdiğimiz bir savaşımız var açıkçası. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı ve öncesi benim çok ilgimi çekiyor. Çok dramatik hikayeler var. Bu hikayelerin bir şekilde aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası benim büyük dedem de Çanakkale gazisi. Dolayısıyla o süreç de çok ilgimi çekti. Aslında Çanakkale ile başladı denebilir biraz tarihe olan ilgi. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı çalışıyorum. Umarım ileriki tarihlerde de belki biraz daha gerilere gidebilirim diye düşünüyorum. Dedenden bahseder misin?
Kimdir yani dedi? Çok tanımıyorum aslında. Evet. Hangi, evet. Nasıl kulaktan kulağa mı anlatıldı? Kulaktan kulağa anlatılan şöyle şeyler babamla... var. Şöyle şeyler var. İşte Çanakkale'ye gitti ve yıllarca hiçbir haber alınamadı. Sonrasında döndüğünde de aslında hani aile tarafından bile zor tanındığı falan bilinen bir dededen bahsediliyor. Ben belki ileriki tarihlerde hani kendi ailemde var olan kahraman olarak gördüğüm karakterler üzerine de açıkçası çalışmak istiyorum. Hepsini konuşacağız. Dedenin ismi nedir? Dedemin ismi Mehmet. Mehmet dedenin o mistik dünyasına inşallah gireceğiz. İnşallah. Yani umarım İnşallah. Belki bir belgeselinde bir karakter olarak, bir İnşallah. Motif olarak kullanacağını İnşallah. Ben de düşünüyorum. Peki hemen Mavi'ye dönelim. Bundan önceki belgesellerden biri Kadın Balıkçılar, Evet, Egeli evet, Balıkçılar. evet, evet. Hayri Hanım, ben de Greenpeace çevre örgütüyle Egeli Balıkçılarla ilgili bir çalışmada bulundum. Ege'de hemen hemen Marmaris'e kadar giderek. Egeli Balıkçılar son derece barışçı. Evet. Evet. Son derece misafirperver. Evet. Yani o denizin hırçınlığını ben Egeli tüm balıkçılarda, kadın erkek ayrımı gözetmek için, hissettim. Evet. Hırçın değiller. Evet, evet. Balıkçılar hırçın. Biraz daha, daha sert naif bir karakter. Hayatları var daha naiftir Ege'dekilerin. Evet. Egeli balıkçılar. Evet. Senin belgeselinde Ege'de evet. geçiyor. Evet. Peki bu kadın balıkçıların meşakkatli ve ilginç yaşamını gözler önüne sererken seni neler şaşırttı, neler mutlu etti? Onların gözünden ne öğrendin? Evet. Çok güzel bir soru. Evet. Ben bir tatil için gitmiştim Akyaka'ya. Akyaka bu. Deniz kenarında oturuyordum. İleriden bir tekne geliyordu. O tekneye baktım. Kıyıya yanaştı, alatını attı ve bir kadın çıktı içinden. Ve başka kimse şalvarlı, yoktu. Öyle. Yörük şalvarı var. Evet. Evet. Yani başka kimse yoktu. Sonra kovaların içerisinde balıklarla uzaklaştı. Ertesi gün aynı saatte tekrar gittim oraya. Tatildeydim. Sonra yine aynı kişiyle karşılaştım ve sohbet etmeye başladık. İşte biraz ne kadar süredir balıkçılık yaptığından sohbet ettik. Ve bana 14 yaşında başladığını, o mesleğe, evlendiğinin ertesi günü eşinin onu balığa çıkardığını, sonra eşi vefat ettikten sonra da iki tane çocuğu olduğu için yapabilecek bir şey yok, balığa gitmeye devam ettiğinden bahsetti. En ilgimi çeken, aslında beni en çok şaşırtan şey de yüzme bilmiyordu. Yani tek başına denize çıkıyor. Zaman zaman fırtınalarla boğuşuyor. Can yeleği hakeza yok. Can yeleği var bir tane ama iftidaya düşse belki evet. Hani şey yapamayacak, yüzemeyecek. Korkmuyor musunuz diye sormuştum. Yani zaman zaman korktuğu anlar oluyordu. Fakat yani kadınlardaki o cesaret ve o güzel bir duygu vardır ya, her şeyi yapabilme duygusu. Bence çok kıymetliydi o açıkçası. Ve o beni çok cezbetmişti. Yani bilmediği bir denize, yüzme bilmediği halde çıkması ve o kadar zorlu koşullarda hayatını devam ettirmek için verdiği mücadele çok kıymetliydi. O yüzden yıllar sonra ben Kıyıdan Köşeden Hikayeler isimli özel bir televizyon kanalında program, belgesel kuşağı yapmaya başlayınca aklıma bir anda o kare geldi. Teknenin uzaktan gelişi ve kadının elindeki kovalarla inişi. Dedim ki ben bu belgesel kuşağını oradan başlayayım. Evet. Ve benim ilk programım, ilk belgeselim Kadın Balıkçıları oldu. Dolayısıyla orada bir çekim yaptım. Evet. Çok da güzel oldu. Yaklaşık işte bir hafta onlarla beraber kaldık. Tabii birkaç tane kadın balıkçı vardı orada. Sabah, gece, daha doğrusu saat 3'te teknelerle ayrıldık kıyıdan. Balık tuttuk birlikte. Ondan sonra beraber döndük. Balıklar beraber yedik falan. Böyle bir hafta boyunca beraber geçirdik onlarla. Ve çok kıymetli ve çok güzel insanlardı. Buradan onlara selam söylemek istiyorum. Sayende bir gün onları konuk alalım. Çok güzel olur. Çok güzel Lütfen. İnsanlar. Çok Rica güzel ederim. İnsanlar. Onu mutlaka, özellikle o baş karakteri alalım. Olur. Çok memnun olurum. Hayri Hanım, balıkçıların elleri hem misineden hem ağdan biraz böyle deforme olur. Evet. Sert evet. olur. Evet. Hiç ellerine dokundun mu? Diye evet. de dikkat ettin mi? Evet. Dikkat etmez miyiz? Biz belgeselciler olarak, daha önce haberciler olarak hep detaylarda. Hep ben de bakarım. Hep detaylarda. Ve kınalı mıdır? Kınalı değildi elleri, değil, fakat tabii çok pütür şeydi, pütür. Pütür pütürdü. Çünkü sürekli işte oltalarla uğraşıyorlar. Kadın açıkçası. Naifliği yok. Evet, o hayatın, elde o... Lodos'un, Poyraz'ın sert. Evet, evet, evet. Her şey işlemiş olur. Evet, evet, evet. Yani o emeğin, evet, harf ettiği emeğin. Emeğin izleri var ellerinde. Evet. Misine böyle ufak ufak evet, yaralar da açmıştır. Evet, 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 evet. Çok güzel Zor insanlardı. Zor bir iş, meşakkatli bir iş. Evet, balıkçılık. Evet. Ayrı Hanım, şimdi... Kabataş Fındıklı'dayız. Evet.
Sibirya Ekspresi'ne biniyoruz. Evet. Kamçatka Yarımadası'na doğru gidiyoruz. Vladivostok'a kadar gidiyoruz Açık Deniz izleyenlerine. Evet. Uzun sürer. Tahminim benim bir 7-8 gün sürecektir bu yolculuk. İstanbul'dan. Evet. Belki de yerkürede yapılacak en muhteşem tren yolculuklarından biridir. Açık Deniz izleyenlerinin bindiği tren bizi oraya götürüyor. Ve Kamçatka Yarımadası'nda müthiş bir hikayeyle Hayriye Savaşçıoğlu Türk belgesel izleyenleriyle buluşuyor. Bundan sonrasını siz anlatın. Çok teşekkür ederim. Çok övgü dolu oldu. Çok sağ olun. Şöyle, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Vladivostok'ta esir kampları var ve bizim Vladivostok'ta Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaşan askerlerimiz orada kalıyorlar. Yaklaşık 6 yıl o esir kamplarında kalıyorlar. Ve hangi cepheden askerler? Daha çok Kafkas. Kafkas. Yani. Kafkas, evet. Kafkas cephesinden ve aslında o kadar zor koşullarda Vladivostok'a kadar gidiyorlar ki biliyorsunuz çok uzak Vladivostok bize. Yani zaman zaman yürüyerek, trenle. Evet. Evet. Yani esir alındıktan sonra zaten oraya ulaşabilmek bile çok zor oluyor. Sonrasında 1918'de bulundukları bölgeyi Japonlar işgal ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bir anda Japonlar karşılarında kampları görüyorlar ve bu kamplarda Türkler var. Belirli bir süre sonra Cemiyeti Akvam bütün bölgelerdeki savaş esirlerinin kendi ülkelerine parantez dönmesi açalım, için... Cemiyeti Akvam nedir? Cemiyeti Akvam evet. O dönemin Birleşmiş Milletler. Temelini oluşturan örgüt. Evet, evet, temelini oluşturan örgüt. Dolayısıyla bütün askerlerin, esir askerlerin kendi vatanlarına dönmesi organizasyonu başlıyor. Ve bizim Vladivostok'ta olan 1048 yaklaşık kişi bir gemiyle, bir Japon gemisiyle Vladivostok'tan İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. Bunların içerisinde 19 tane kadın, 17 tane de çocuk var. Kadınlar ne? Kadınlar nedir? Şöyle 6 yıl orada kalan üst rütbeli askerler orada evleniyorlar. Ve bunların çocukları da oluyor. Tabii onlar da bıcır bıcır çoluk çocuk binmişler tekneye. Çocuk. Evet, gemiye. Bir gemiye. Ve bu aslında bir yük gemisi. Bir taşıma koşulları da çok uygun değil. Ranzalar yapılıyor ve bu ranzalarda kalıyorlar. Kadınlar ve çocuklar da kömürlükte yapılan özel bölümde kalıyorlar. Hey Mei Maru geminin ismi. Telaffuzunu bir daha. Hey Mei Maru. Parlak barış anlamına geliyor değil mi? Ve Midilli'ye kadar geliyorlar. Tam bir gün sonra artık vatanlarına ulaşacaklarını düşündükleri anda önlerine bir Yunan savaş gemisi kesiyor. Ve diyor ki işte siz daha fazla ilerleyemezsiniz. Japon komutana diyorlar ki askerleri bize verin. Çünkü o dönemde biliyorsunuz işgal altında Türkiye. Bunlar da tabii askerler döndüklerinde Kurtuluş Savaşı'na katılma ihtimalleri çok yüksek ki Yunanlılar haklı çıkıyorlar. Bunlar döndükten sonra Kurtuluş Savaşı'na da katılıyor birçoğu. Ve önlerini kesiyorlar ve beklemeye başlıyorlar. Japonlar, Türkler aynı gemide. Japon mürettebat var çünkü. Yıl 1920. 1921. 21. Evet. 21. Milli mücadelenin en son hız gitti. En yoğun olduğu Yunan işgalinin olduğu süreçte Midilli'de tam vatanlarını gördükleri gün, ışıkları gördükleri gün tekrar esir oluyorlar. Ve düşünün 6 yıl esir olmuşlar, tam kavuşacaklarını düşündükleri an tekrar esirler. Ve beklemeye başlıyorlar. Pire Limanı'na çekiliyor gemi. Bir adaya çekiliyor Yunanistan'da. Yunanistan'da bir limana çekiliyor ve orada beklemeye başlıyorlar. Yaklaşık 6,5 ay kadar o geminin içerisinde Japon mürettebatla birlikte bizim askerlerimiz beklemeye de duruyorlar. Orada geminin içerisinde karaya çıkmadan bekliyorlar. Tabii bu sırada gemide yaşlılar var, sivil olanlar var, doktorlar var, biraz önce bahsettiğimiz gibi kadınlar ve çocuklar var. Bunlar Olympos isimli bir gemiyle alınıyorlar ve İstanbul'a kavuşuyorlar. Fakat bizim diğer askerlerimiz beklemeye devam ediyorlar. Sonra tabii Cemiyeti Akvam, Kızılay yapılan görüşmeler, Kızılay devreye giriyor. Zaten bu başlangıçtan itibaren aslında Kızılay'ın hep dahiliyeti söz konusu. Kızılay'ı gönderen kurum?
Ankara hükümeti mi? Osmanlı şöyle, aslında başta Osmanlı hükümetiyle bağlantılı olarak bir para ödeniyor bunların dönüşü bedel için. Ödeniyor. Evet. Fakat sonra bu askerler Asinara Adası'na gidiyorlar. Oradan sonrasında da Ankara hükümeti devreye giriyor ve dönüşlerini Ankara hükümeti gerçekleştiriyor. Sonrasında Cemiyet-i Akvam ve o zamanki, aslında şimdi Kızılay diyoruz ama, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, çeşitli yazışmalar yapılıyor. Japon hükümeti tabii devreye giriyor ve bu askerlerin aslında tekrar İstanbul'a dönüşleri değil de başka bağımsız bir ülkeye gönderilmesine karar veriliyor. Mesela İtalya'nın Asinara Adası. Yani bu ada daha önce Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun esirlerinin konaklatıldığı ve yaklaşık 7 bin tane Avusturya Macaristan askerinin vefat ettiği yer. Yani o kadar kötü koşullarda ki ada. Yani düşünün, Vladivostok'tan yola çıkıyorlar. Aylarca gemide bekliyorlar ve tekrar tam kavuşacakları zaman vatanlarını tekrar başka bir ülkenin hiç tanımadıkları bir adasında buluyorlar kendilerini. Ve bu yolculuk başladıkları günden İstanbul'a gelinceye kadar yaklaşık 16 ay sürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 6 yıllık bir esaretin ardından vatanlarının kavuşmaları 16 aylarını alıyor. Çok ilginç. Sayın izleyenlerimiz, aslında Türk-Japon ilişkileri 1890'da 2. Abdülhamit döneminde başladığı söylenir. O hemen ardından 1984'e geçilir İran-Irak Savaşı. Evet. Orhan Su İçmez kaptan pilotluğunda Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan Japonları ülkelerine kavuşturması söylenir. Ama bu atlanır. Bu bilinmiyor. Bu bence bakın iki mihenk taşına üçüncü mihenk taşı olarak yazılır. Evet. Biraz Japonlar üzerine durmak istiyorum müsaadenle. Bu çekik gözlü dostlarımız. Ben de Japonya'da bulunduğum için Türkiye, bir Türkiye ne kadar ihtimam, ne kadar iltifat ettiklerini biliyorum. Ve Heimaru gemisi. Bu geminin bize verdiği mesaj ne? Didaktik olarak günümüze, 1921'den günümüze Heimaru ne mesaj veriyor? Şöyle ki, aslında ben de sizin de bildiğiniz gibi Japonya'dayken aslında daha çok fark ettim bunu. Bu kadar uzak iki coğrafyada. 8000 kilometre mesafede. Çok uzak. Yani şöyle ki, dünyanın iki ucu aslında. Bu kadar birbirine aslında benzeyen, ortak yönleri olan, birbirine bu kadar sevgi ve saygı duyan herhalde çok az millet vardır diye düşünüyorum. Yani biz mesela Japonya'da bulunduğumuz süreçte dediğiniz gibi gerçekten çok iyi ağırlandık. Çok dostane ağırlandık ve bu Heimaru gemisiyle ilgili maalesef aslında onlarda da çok fazla bir araştırma olmamış. Yok. Evet. Zaten kaybettikleri savaşlar var. Evet. Harap olmuş. Evet. İkinci Dünya Savaşı tabii arşivleri biraz sürekli etkilemiş. Sürekli bombalanan. Evet. Tokyo'da bulunuyormuş aile, yarbayın ailesi. Dolayısıyla bir takım kayıplar olmuş belgelerde. Bu iki uzak coğrafyadaki insanların aslında ne kadar da çok dayanıştıklarını anlatıyor biraz da Heimaru gemisi. Çünkü Japon yarbay hiçbir şekilde teslim etmiyor. Sumura. Bay Sumura. Sumura. Soyad mı, at mı? Soyadı. Japonlarda soyadı kullanılıyor. Yukichi Sumura. Sumura-san. Sumura-san diyorlar. Evet. Daha çok kullanımı öyle. Yarbay Sumura Türk askerlerini teslim etmiyor ve onlarla birlikte aylarca geminin içerisinde bekliyorlar. Dolayısıyla tabii temas ve ilişkiler başlıyor. Ve bence iki ülke arasındaki, dediğiniz gibi, aslında bilinmeyen bir üçüncü dayanışma hikayesi var. Ve bunun da ben ortaya çıkmış olmasından ve bu belgeselle daha çok bilinirlik sağlamasından çok memnunum açıkçası. Çok güzel. Ben hemen bir dipnot girmek istiyorum. 2015 yılında Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte Japonya'ya gitme fırsatı buldum. Hı hı. Denizden yaptık bu yolcu. Gerçi benim Güney Kore'den gittim. Shimonoseki diye bir kentleri var. Oranın ben tarihi turistik neresi olabilir diye sorduğum zaman bir tane Shintoist tapınaktan bahsedildi bana. Nedir dedim Shintoist tapınak? Bu tapınak dedi. Çok büyük bir deniz savaşı oldu. Yenen kabile, ama büyük kan dökülmüş Ayrı Hanım yani. Yenen kabile döktükleri kan için
Yani artık düşman nedir o? Evet. Bizim anladığımız anlamda düşmanlık değil herhalde. Onlar adına tapınak yapmışlar. Çok değişik insanlar. Yani, yendikleri evet. Ve belki evet. Yani Kızılderililer de biz onu avladığında benim buna ihtiyacım vardı, seni avladım diye bir, ya büyük bir ritüel geldi bu evet, bana. Evet. Saygının, bu çok. İşte respect, bu saygı kelimesinin anlamını fazlasıyla doldurmuş bir tapınaktı. Gittim, fotoğraf çektim. Tabii girilmeyen bölümleri de vardı. Ne güzel. Evet. Hatta bir evlenmek isteyen bir çift gelinlikli, damatlıklı geldi. Onların töreninde bulunmak istedim, ritüelinde. İzin vermediler. Tabii ki saygı duyarım. Yani o çok özel bir şey çünkü. Yani Türk gazeteci olduğumu söylüyorum ama izin vermediler. Ama böyle bir tapınak bende hiç unutulmayan bir iz bıraktı. Ne güzel bir anı olmuş. Deniz Savaşı'nda dökülen kanları. Evet. Çok değerli, yani. Çok kıymetli. Büyük bir enerji birikimi. Çok, evet. Siz şanslıymışsınız. Evet. Ben bir hafta kaldım Japonya'da. Gördüğüm yerleri saymam gerekirse mezarlık. Bay evet. Sovran'ın mezarlığı. Savunma Bakanlığı arşivine evet. girdik orası. Ve çekim mekanlarımız. Açıkçası ben Japonya'da herhalde, evet. hiçbir yer görmeden döndüm diyebilirim. Ama sen de bir tarihi suyun üzerine evet. çıkartmışsın. Satığa çıkarttığım bir tarih var. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ben şimdi peki günümüzün hızlı metropol hayatında unuttuğumuz bir değer Heimei evet. Maru. Evet. Bunu konuştuk. Türkiye'nin dünya belgeselcilik sektöründeki yerini merak ediyorum ayrıca. Şöyle aslında yani çok iyi projeler çıkıyor. Hmm. Çok iyi belgesel konuları. Biz çünkü gerçekten konu anlamında çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimiz açısından, bulunduğumuz insani zenginlik açısından, kültür açısından ciddi bir mirasımız var. Ve aslında bunu belgesellerle dünyaya çok rahat aktarabiliriz diye düşünüyorum. Aslında çok güzel belgeseller de yapılıyor. Fakat tabii dünyadaki belgesellerle kıyasladığınızda bizim imkanlarımız... Teknik olarak en azından. Evet. İmkanlarımız gerçekten çok sınırlı. Ve bütçesel olarak da çok sınırlı. Yayın anlamında da çok sınırlı. Açıkçası festivaller haricinde belgesellerin çok da fazla izlenme şansı ve seyirciye ulaşma şansı da olmuyor. Dolayısıyla çok kısık bütçelerle ev stili çalışıyor çoğumuz. Yani kendimiz çekiyoruz bazen, kendimiz kurguluyoruz. Ve yurt dışındaki belgesellerle kıyasladığımızda herhalde %1 oranında bütçelerle çalışıyoruz biz açıkçası. Fakat hikayelerimiz çok sağlam. Evet. Konusu, gerçekten konusu, çok sağlam hikaye. Yok. Evet, hikaye çok sağlam hikayelerimiz var. Dolayısıyla aslında çok kötü bir yerde değiliz. Ama daha iyi olabilecek imkanlarımız olsa eğer herhalde dünya çapında işler yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Tamamdır. Kapanışa doğru gidiyoruz ama Ayrı Hanım, hem belgeselcilik konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum hem de genç kuşaklara bu ülkenin tarihini tanıtmak adına ne mesajlar verirsiniz? Bağımsız görüş ve önerilerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben belgesellerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her anlamda, sadece tarih açısından değil. Bir takım hayatlara dokunmak ve onları taşıyabilmek, onları anlayabilmek, insanların birbirleriyle temas edebilmesini sağlayabilmek için bir araç diye evet. düşünüyorum. Dolayısıyla aslında gençler son dönemde çok da fazla iletişim olanaklarını kullanıyorlar, sanal imkanları kullanıyorlar. Dolayısıyla belgesellerde aslında biraz daha tarihsel şeylere dokunma ihtiyacı duysalar ve onlarla biraz yaşam daha öykülerine yaşam geçelim. Öyküleri, insan öykülerine biraz daha fazla dokunsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben belgeselimde o gemidekilerden birisinin oğluyla, Mustafa amcayla yoluma devam ettim. Ve onun kızıyla birlikte Japonya'ya gittik. Dolayısıyla ben şeyi çok önemsiyorum, duygu paylaşımına. Didaktik olarak bir belgeselde tarihsel süreci sadece anlatsanız bir süre sonra herkes tarafından unutuluyor. Ama duygu çok hissedebilen, yaşanabilen, anlaşılabilir, karşıdakiyle empati yapabileceğiniz bir şey. Dolayısıyla o duyguyu yakalayabilmek, seyirciye aktarabilmek çok önemsediğim şeyler. Umarım başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Umarım bu belgeselin biz bir sonraki aşamada devamını da düşünüyoruz. Umarım devam eder. Birinci Dünya Savaşı'na çalışmaya uzun süredir, yaklaşık bir 6 yıldır Birinci Dünya Savaşı çalışıyorum.
Çok fazla sayıda belge birikti. İşte Japon Savunma Arşivinden, Cenevre'den, ATS'den ve Kızılay Arşivlerinden. Onları değerlendirmek istiyorum. Umarım herkese ulaşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Açık Deniz izleyenleri, biz de Heimei Maru'nun film olmasını dileyerek İnşallah. Ve Hayriye Savaşçıoğlu'na bu konuda yoğun baskı yaparak programımızı noktalandıralım. İyi ki bizi izlediniz. İyi ki varsınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere Açık Deniz izleyenleri. Sağ olun. İSKA Grup, Gökhan Karakaş'la Açık Denizleri sundu.